Hapishaneye yakası kışmaz. Watashi wa watashi no meiyo no tame ne umerashita. Watashi wa meiyo no tame ni ikiteimasu. Watashi wa meiyo no tame ni ishinu. Samuraylar. Onlar belki de tarihin gördüğü en adanmış savaşçılardı. Ölüm korkusunu yenen bu sadakatli samuraylar kimlerdi? Sizi şaşırtacağına inandığım bu kişileri gelin yakından tanıyalım. Ayrıca video hoşunuza giderse bir beğeni bırakmanız beni oldukça mutlu eder. İyi seyirler. Şimdi duyuru. Bu kanalı izliyorsanız muhtemelen bilgi almayı seven birisiniz. Şimdi önereceğim kanalda sizi hem görsel anlamda hem de bilgi anlamında memnun bırakacak. Kaşif Adam kanalı kendini her videoda geliştirmeye devam ediyor. Mutlaka göz gezdirmenizi öneriyorum. Videoları için çok zaman harcıyor ve maalesef buna rağmen abonesi hala düşük. Sizden isteğim kanala bakın. Videoları hoşunuza giderse abone olun. Japonya 640'lı yıllarda Çin'den etkilenen bir ülkeydi. Japonya İmparatoru Tenji o dönemde Çin gibi bir ülke olabilmek için Taika Reformu adında yenilikler uyguladı. Bu reforma göre bürokrasi anlayışı, kültür, din ve ordu olarak Çin sistemine geçildi. Bu reformların getirdiği etki sayesinde düzenli orduya geçişin fitilleri yakıldı. Japonlar ordu için 12 rütbe oluşturmuştu ve samuray rütbesi de bu dönemde ortaya çıktı. Samuraylar ilk başlarda sanıldığı gibi üstün rütbeli değil, aksine düşük rütbeli askerlerdi. Samuray eski Japonca'da hizmet etmek manasına gelen saburai kelimesinden türemiştir. O dönemin samurayları askerden ziyade daha çok halk hizmetkarlarıydı. Bir süre sonra Japon adasında yaşanan toprak sıkıntıları tabiri caizse bir iç savaş doğurdu. Ve büyük toprak sahipleri canlarını ve mallarını koruyabilmek için samuray kiralamaya başladılar. Klan savaşlarında samurayların oldukça başarılı olması onların popülerliğini iyice artırdı. Zaten bir süre sonra da samuraylar ülkenin en seçkin askerleri oldu. Ardından ise hem felsefi hem savaş hem de sanatta kendilerini geliştirmeye çalıştılar. Zaten belli bir süre sonra ise bir sınıf haline geldiler ve ülkeyi yüzyıllar boyunca perde arkasından yönettiler. Gerçek bir samurayın kaderi daha çocuk yaştayken çizilirdi. 3 yaşında tahta kılıçlarla eğitime başlayan bu çocuklar geleceğin en iyi savaşçılarından biri olmak için hazırlanırdı. Çocuk biraz daha büyüdüğünde usta bir samurayın yanına gönderilir ve gerçek yolculuk burada başlardı. Örneğin gelmiş geçmiş en ünlü usta samuraylardan biri Miyamoto Musashi'ydi. Miyamoto daha 30 yaşına gelmeden 60'ın üzerinde kılıç dövüşünden galip çıkmayı başarmış biriydi. Ayrıca bilgilerini sonraki kuşaklara aktarmak için bir samuray okulu açmıştı. İşte samuray olacak çocuklar böyle ustaların yanında at binmeyi, savaşmayı, dövüşmeyi ve zekasını kullanmayı öğrenirdi. Ancak her şeyden önemli olanı onların karakterini oluşturan öğretilerdi. Onları korkusuz, sadakatli ve onurlu yapan öğreti neydi? Bugün samuray dediğimizde aklımıza onur ve erdem geliyorsa bunun sebebi çocukluktan bu yana öğrendikleri felsefi anlayıştır. Bu felsefeye göre samuray olmak yalnızca savaşçı olmak değildir. Bir samurayın en büyük düşmanı kendinin bilgisizliği ve nefsidir. En büyük dostuysa olgunluğu ve aydınlanma yoludur. Bir samuray savaşçı olmakla birlikte toplum içinde bir öğretmendir. Samuraylar sanata, bilime ve matematiğe önem veren kişilerdi. Resim çizmek, şiir yazmak gibi birçok şey samuraylar arasında epey yaygındı. Bunun yanında insanlara yardım etmek mecburidir. Gerçek bir samurayın etrafında yardıma muhtaç kimse yoksa bile yollara düşüp yardım edecek birilerini bulma zorunluluğu vardır. Bushido öğretisinin temel ilkeleri şöyledir. Saygı, dürüstlük, onur, görev bilinci, irade, merhamet. Yani kısaca samuray olmak demek, çelik gibi bir iradeye sahip olmak demektir. Samuraylar saydığım bu şeylere ek olarak savaşta da epey ustalardı.
etkileyici silah kullanımlarıyla dönemin en iyi savaşçılarındandı. Genellikle en bilinen silahları dünyanın en keskin kılıçlarından biri olan katanaydı. Ancak samuraylar sadece kılıç değil, ok, mızrak ve hatta tüfek gibi silahları da kullanmıştı. Ayrıca kıyafetleri, zırhları Avrupa şövalyeleri gibi değildi. Samurayların tüm kıyafetleri ve silahları hareketlilik ve serilik için tasarlanmıştı. Samurayların savaş tekniği ise direkt sonuç odaklıydı. Yani düşman yalnızca bir iki hamlede etkisiz hale gelmeliydi. Zaten genellikle kullandıkları kılıçlar keskin olduğu kadar dayanıksız kılıçlardı. Kılıçları güçlü darbelerde kırılabilirdi. Samurayların savaş stili tamamen hız üzerine kurulmuştu. Bu sayede düşmanlarını çok kısa sürede ortadan kaldırabiliyorlardı. Eğer samuraylar savaşlarda başarısız olursa veya Bushido kuralını takip edemezse bu onların hayatlarındaki en büyük çileye dönüşüyordu. Hatta bazı samuraylar bu çilenin ve hatanın bedelini çok ağır bir şekilde kendilerine ödetiyorlardı. Seppuku töreni ya da harakiri. Savaşta yenilen, Bushido kuralına aykırı davranan veya efendisi ölen bazı samuraylar seppuku denen intihar yolunu seçerdi. Ancak bilmeniz gerekir ki her başarısız samuray bunu yapmak zorunda değildi. Bu sadece bir tercihti ve bu yolu tercih eden binlerce samuray oldu. Seppuku'ya karar vermiş samuray önce banyo yapar ve en sevdiği yemekleri yerdi. Ardından bir şiir yazar ve son kez şiirini okurdu. Ardından bıçağı kendine saplayarak yaşamına son verirdi. Seppuku'nun ya da harakiri'nin kendine has stilleri olsa da bu konuda detay veremem. Çünkü bu oldukça vahşi. Konuyu merak ediyorsanız kendiniz araştırabilirsiniz. Bu gelenek günümüze dek gelmiş olacak ki bazı Japonlar kabahatlerinden dolayı onurunu yitirdiğini düşünüp yaşamına son veriyor. Hatta seppuku töreni 2. Dünya Savaşı'nda da uygulanmıştı. Bazı Japon subaylar yenildiğini anlayınca askerleriyle birlikte seppuku törenleri yapmıştı. Seppuku yapmayan samuraylar bazen de kendine farklı cezalar verirdi. Örneğin Ronin olmak. Efendisini gerektiği gibi koruyamamış olanlar veya utanılacak suçlar işleyenler Ronin yani başıboş samuray olurdu. Bazıları uzun yolculuklara çıkar ve zorluklar yaşayarak kendini terbiye ederdi. Videonun başında bahsettiğim Miyamoto Musashi de kendini mistisizme adayan bir Ronin'di. 1800'lü yıllara kadar toplumun en saygın sınıfı olmayı başarabilen samurayların artık sonu yaklaşıyordu. O yıllarda Japon adasında modernleşme çalışmaları başladı. İmparator Meiji yönetiminin öncülüğünde başlatılan batılılaşma çalışmaları samurayların da sonunu getirecekti. Batılı tarzda ordu kurmaya amaçlayan imparator samuraylarla didişmeye başladı. Takvimler 1876 yılını gösterdiğinde ise yüzyıllardır süregelen samuray efsanesi resmi olarak kaldırıldı. Samuraylar buna dirense bile artık karşı koyabilecek güçleri yoktu. Birçok samuray bunu onuruna yediremeyerek harekeri yoluyla yaşamını noktaladı. Samuraylar hala değil Japonlar için, dünya için bile büyük bir kültürel miras. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz beğene basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. わが方は80。無勢なれど、対馬の民を守らねばならない。今日、俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。